Herkese iyi akşamlar, iyi günler ya da hangi saatte izliyorsanız. 3 sene evvel sizin de bu masada bir araya gelmişiz. İlk defa program yapmışız. Üzerine 3 sene geçti. Sizin söylemleriniz değişmedi. Bugün de aynı çabayla işaret etmeye devam ediyorsunuz. Youtube'da birçok arkadaşımızın programına katıldınız. Gençlerin sizi duymasını çok arzuluyorsunuz. Ana akım medyada da pek yer bulamıyorsunuz. Bu sebeple Youtube'u ya da diğer sosyal mecraları tercih ediyorsunuz. Bana bu programı çekmeden evvel çok fazla soru geldi. İşte Ümit Özdağ neden böyle yaptı? Ümit Özdağ niçin şöyle dedi, böyle dedi. Bunların artık ...magazinsel başlıklardan öteye gitmediğinde hepimiz görüyoruz. Ben size kısa ve net olarak burada bir sohbet programı yapıyormuş gibi sormak istiyorum. Sizin derdiniz tam olarak nedir hocam? Birincisi ben Türkiye'nin Suriye gibi, Lübnan gibi bir iç savaş yaşamasını istemiyorum. İkincisi ben Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyetin, milli üniter layık Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılmasını istemiyorum. Üçüncüsü ben başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinin bir deprem sonucunda yıkılmasını, binlerce belki binlerce insanın en kazın altında ölmeyi beklemesini istemiyorum. Türk gençlerinin kendi ülkelerinde gelecek göremeyip Türkiye'yi terk ederek dünyanın değişik yerlerinde kendilerine gelecek aramasını istemiyorum. Türkiye'nin ki Türk halkı bunu hak ediyor. Zengin, güçlü, teknolojik anlamda ileri hukuk devletinin bütün kurallarının uygulandığı bir devlet yapısına ve toplum yapısına kavuşması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımla düşünüyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Evet 3 sene önce bir program yaptık. Daha sonra bir program daha Gerçekleştirdik. Üç sene önce söylediğim şeyleri aslında 2011 senesinden bu yana değişik tonlamalarla ve değişik şekillerle televizyon programlarında, 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde siyaset meydanlarında, çalıştaylarda, kitap yazarak, makale yazarak, YouTube programlarına katılarak, daha sonra İyi Parti'nin Akşener'le birlikte kuruluşu sürecinde ve sonrasında orada da anlatmaya çalışarak gündeme getirmeye çalışarak Türk halkına ve Türk devletini bu konuda uyarmaya çalışarak bir mücadele vermiştim. Ancak Zafer Partisi doğrusu bu süreci yeni bir boyuta taşıdı. Türk siyasetini Zafer Partisi yeniden formatladı. Türk siyasetinde Zafer Partisi kurulduğu zaman şöyle söyleniyordu. Hatırlayalım. Ya 120 tane parti var. 121. yene gerek var. Bakın aradan daha 3 sene geçmedi. Parti kuruldu. Şimdi gördük mü neden gerek olduğunu? Eğer Zafer Partisi olmasaydı bugün konuşulan şey 13 milyon sığınmacıya nasıl iş bulacağız? Bu olacaktı. Geri yollanmaları konuşulmayacaktı. Zafer Zafer Partisi kurulduğu zaman çünkü iktidar 2018'den 2023'e kadar bir gizli program olarak sürdürdüğü entegrasyon sürecini İçişleri Bakanlığı'nın bir belgesiyle başlatmış bulunuyordu. Peki Cumhuriyet Halk Partisi onlar da iki tane çalıştay yapmışlardı ve iki çalıştay sonucunda 2021'de yayınlamış oldukları 150 sayfalık raporda göç ve entegrasyon bakanlığı kuracağız ve bunlara vatandaşlık vereceğiz diyordu. Ama şimdi Zafer Partisi Türk siyasetini bu konuda formatladığı için hiç kimse karşımıza çıkıp biz bunlara vatandaşlık vereceğiz burada kalacaklar diyemiyor. Partisi dahil. Ya biz de yollayacağız diyorlar. Bakın orada de çok önemli. De. Zafer Partisi biz de demiyor. Biz yollayacağız diyor. Ve onların da yollamayacağını gayet açık net bir şekilde biliyoruz. Türk halkını kandırmaya çalışıyorlar. Bakın biz ilk yollayacağız dediğimiz zaman hatırlayacaksınız. Dediler devlet hukuku'na aykırı. Siz de bana sormuşsunuz. ya devletler hukuku. Aykırı olduğunu söylüyorlar. Biz dedik ki böyle bir devletler hukuku yok. Peki şimdi sormak gerekmiyor mu Türk gençleri bu siyasetçilere sorsunlar. Siz Zafer Partisi yollayacağız dediğinde gerekirse zorla yollayacağız diye devletler devlet hukuku'na aykırı dediniz. Şimdi siz de nasıl yolluyorsunuz? Devletler hukuku değişmedi. Siz neden ve nasıl değiştiniz diye bir sorsun bakalım. Gençlik ve Türk halkı kendilerine bu konuda yalan söyleyen siyasetçilere ve siyasi partilere. Ama biz sadece bunu mu dile getirdik? Yani tabi bu Türkiye'nin en hayati meselesi. Hayır. Bu konuyu dile getirmedik sadece. Biz Türk insanın üzerinde bir Kanadalı gibi yaşamaya hakkı olduğunu düşünüyoruz Türkiye'de. Kanadalı nasıl yaşıyor? Doğasının korunan bir Kanada'da yaşıyor. Ama Kanadalı firma geliyor, Amerikalı firma geliyor. Kendi ülkesinde yapamadığı çevre tahribatını yeni ülkemde mi? bir siyah Afrika 19. yüzyıl ülkesi mi? görüp öyle sömürüyor. Biz Zafer Partisi olarak Rize'de İkizdere'deydik. Orada Cengiz İnşaat'a karşı çıktık. Diğer siyasi partiler iktidarıyla muhalefetiyle Cengiz İnşaat'la ve benzerleriyle kol kola girerken veya divanlarında merkez disiplin kurullarında bu grupların yöneticilerini yönetim kurulu üyelerini siyasetçi olarak oturturken biz onlarla kavga ettik. Niye kavga ettik? Para kazandıkları için mi? Hayır. Doğayı tahrip ettikleri için. Biz onlarla kavga ettik. Neden? Çünkü almamaları gereken ihanet ihaleleri aldıkları için. O ihaleleri aldıktan sonra satmamaları gereken parayı Türk halkına sattıkları için. Diğer partiler de ilçe gittiler bundan iki sene önce. Onlar gittikleri zaman tatmin oldular yapılan açıklamalarda. Biz tatmin olmadık. Biz raporlar hazırladık. Doktor Lütfü Şehir Genel Başkan Yardımcımız, Tarım Bakanlığı'nın eski müsteşar yardımcısı. Bu konuda hazırladığı rapordan dolayı hakkında dava açıldı. Hala yargılanıyor. Ya İliç'teki madenin tehditlerini ortaya koyduğu için. Sadece İliç'e mi gittik? Hayır. Kayseri Develi'de civayla Türk işçisini zehirleyen madenle ilgili dava açtık. Bakın kimse gündeme getirmediği bir konuyu biz gündeme getirdik. Sadece cıvayla altın çıkartmıyorlar. Sadece zehirli kimyasallarla altın çıkartılmıyor. Türkiye'den aynı zamanda altın da çalınıyor. Bakın ilk de bu programda çıkıyor Elimizde tamamının belgeleri var. Ve bunu gayri resmi olarak arkadaşlar devlet yetkililerine bildirdikleri zaman bizi bu konuya karıştırmayın dediler. Ama devlette şu eklik vardır. Zamanı gelecek ve devlet gerçekten Türk milletine geri döndüğü zaman Türk devleti bu çalınan altınların hesabını sormak için dava açacak. Ama Sadece altın madenlerine mi gittik? Hayır. Akbelen ormanlarına da gittik. Geçen sene de gittik, bu sene de gittik. Tekrar ediyorum. Bir Türk insanı en az bir Amerikalı kadar, en az bir Kanadalı kadar ülkesini seviyor. Ve ülkesinin tahrip edilmemesi nasıl Kanadalı'nın hakkıysa Türk'ün de hakkıdır. Biz Atatürk'ten taarruz verilmesine de karşı çıktığımız için bugün siyaset yapıyoruz. Derdimiz ne dedik ya? Derdimiz bu. İstiklal Harbi'nin sonuçlarının korunmasını istiyoruz. Derdiniz neydi derken aslında karşılık bulabildiğinizi düşünüyor musunuz hocam? Siz bir şekilde siyaset mücadelesi değil, vatan mücadelesi verdiğinizi söylüyorsunuz her evet. koşulda. Evet. Peki halktan tam anlamıyla yaptıklarınızın karşılığını alabiliyor musunuz? Sizde hiç küsme sıkılma yok mu? Türk halkına da hiç küsmüyorum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün daha Anadolu'ya çıkmadan arkadaşlarıyla yaptığı bir toplantıda onlara anlattığı bir husus var. Diyorlar ki yani, halk bunu anlamaz. Bu savaşa destek olmaz. Sen yani kafanda böyle bir şey var ama. Diyor ki hayır. Eğer biz Türk halkına... Doğru bir şekilde ne yapmak istediğimizi anlatırsak, kendisini ifade istiklal mücadelesini Türk halkının kendisi biz anlatacaktır. Peki bunu ne zaman söylüyor? 1919 koşullarında söylüyor. Türk halkının belki yüzde ikisinin okuma yazma bildiği bir bölümünün Türk olduğunu bilmediği bir ortamda söylüyor. Umudunu da hiçbir zaman yitirmiyor Türk halkıyla ilgili. Bunda da haksız çıkmıyor. Ve diyor ki zaten umutsuz durum yoktur. Umutsuz adam vardır. Ama bir şey daha söylüyor. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra bütün umudum da gençliktedir diyor. Yani gençliğin halkın en önce anlayan kesimi olduğunu ifade etmiş ve Zafer Partisi'nin erken ve en önce ve en fazla ve en doğru gençlik anlatır. Şimdi bak biz gençlerle ilgili özel bir şey söylemedik. Yani bir gençlik politikası geliştirmedik. Bir şeyimiz vardı muhakkak parti programımızda. Ona gelmedi politikası. sırada. Ama onu anlatmadık yani. Biz ne anlattık? Biz ki Türkiye bir felakete sürükleniyor. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin temelleri yıkılıyor. Bunu durdurmak zorundayız. E döndük sevk uşağı falan değilsiniz. Ey Türk gençliğisiniz. Ülkeye sahip çıktınız. Ama Türk halkına seslendi. Türk gençliği en önce anladı ve sadece anlamakla kalmadı. Zafer Partisi'ne sahip çıktı. Nasıl sahip çıktı? Zafer Partisi'ni finanse etti Türk gençliği. Bakın bizim hiçbir sermaye grubuna borcumuz yok. Hiçbir sermaye grubundan paralar almadık. Siyaseti böyle yapmadık. Hala. Peki kim destekledi bizi? Gençler desteklediler. Nasıl desteklediler? O gün okula gitmedi. Bize şey parasını yolladı. Taksi parasını. Ya da yürüyerek gitti. Dolmuş parasını yolladı. Eksi bakiyedeyken kredi kartından para yolladı. Ben dedi bugün öğlen yemeği yemiyorum okuyorum. üzerinde okuyoruz biz bunları. Bugün öğlen yemeği yemiyorum. 20 lira Zafer Partisi'ne bağışladık. Bunların hepsi partimizin bankadaki hesabında kayıtlı kardeşim. Çok rahat söylüyorsun. İktidar da bir şey bulmak için bakıyordur. Baktıkları zaman da korkuyorlar. Evet korkuyorlar çünkü arkalarında bu adamların kimse yok. Gençlikten ve halktan başka diyorlar. Gençlik annesini babasını ikna etmeye başladı. Bu arada halk siyasettir. Muhafazakar hemen değişmez. Üstelik bizim gibi bir de hem iktidar tarafından baş düşman olarak görülen hem de sarı muhalefet tarafından baş düşman olarak görülen bir parti olduğunuz zaman onların medyalarında da yer almıyorsunuz. Bu durumda bize sosyal medyanın dışında bir çıkar alan yoktu kendimizi anlatabilmek için. Sosyal medyadan da gençliğe daha rahat ulaştık. Evet. Ayrıca gençlik bizim dikkat çektiğimiz tehlikeleri sokakta görüyor. Bunun yarın kendisinin hayatını nasıl zorlaştıracağını biliyor. Bakın önümde bir rakam var. Bunu burada da sizle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de kayıtlı olan Suriyeliler üzerinden baktığımız zaman 0-4 yaş aralığın aralığındaki Suriyeli sayısı 500.730. 5 9 yaş aralığındaki sayısı da 506.480. İkisini topla bunlar kayıtlılar 1 milyon. Bunlar daha çocuk. Bunlar burada kalırlarsa bizim çocuklarımızın eğitimine ortaklar, işine ortaklar, aşına ortaklar. Şimdi Türk gençliği bunu bilmiyor mu zannediyorsunuz abi? Çok net biliyor Türk gençliği. Evet. Çünkü gidiyor parkta dayak yiyor. Veya okulda küçük ama şeteleşiyor, daha büyük gruplara üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyor. Onun için gençler Zafer Partisi'ni daha erken anladılar ve anne babalarını anlatıyorlar. Ve gençler derken bakın 18 üstünü kastetmiyorum. 12 yaşına kadar iniyor kadın. Daha yeni özel kalem müdürü dedi ki ya Kıbrıs'tan bir hanımefendi geldi dedi. İki çocuğuyla. Sizle görüşmek istiyorlar. Ben de buyursunlar dedi. Kız 6. sınıfta, abisi 8. sınıfta. Annesi dedi ki beni çeke çeke dedi. Buraya getirdi. Benim bir tanışacağım diye. Dedim oğlum sen beni nereden tanıyorsun? İnternetten izliyor. Peki benden niye tanışmak istedim? Ben Zafer Partiliyim dedi. Şimdi bakın bu dinamizmi ortadan kaldıramazsınız. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi AK Parti'nin seçim sonrasında en yoğun saldırdığı ve adeta şeytanlaştırmak istediği figür. Daha yeni Karadeniz gezisi yaptı. Samsun'dan başladık geziye. Ve Samsun'da ben önünden geçiyordum. Hı? Arkadaşlarla hadi dedim girelim. O günlerde de so gidip kahve dökmek İsrail'i protesto etmek için modaydı. tabii bu tam bir şaklamanlık. İsrail'e gemilerin devam edecek. İsrail'e Türkiye üzerinden silah sevkiyatına hiç ses çıkartmayacaksın ama gidip İsrail'i protesto edeceksin. Bu Türk halkıyla alay etmek. Ve ben de girdim Gençlerle şakalaştım. Kahvenizi dökmeye gelmedim dedim. Zaten siz de bu kahveyi İsrail'e yardım etmek için içmiyorsunuz. İsrail'in bir soykırım yaptığı, çok alçakça bir soykırım olduğunu zaten söylüyoruz. Mesela buna karşı nasıl tepki vereceğiniz? Şimdi bu yine troll medyada büyük bir köpürtme. İşte bak gördünüz mü bize salak dedi. Ben salağa salak derim. Ben kişi işte bak salak derim, <laughs> tamam mı? Sonra oradan bütün Karadeniz'i geçtik. Artvin'den Erzurum'a, Erzurum'dan Bayburt'a, Gülşahane'ye geldik. Sonra Sivas üzerinden döndük Ankara'ya. Ya bir kişi de bunun içinde bir sürü sokaklarda AKP'nin de güçlü olduğu bir bölge zaten. Bir kişi de sokakta bana dönüp ya Ümit Bey neden böyle yaptın demedi. Aksine AK Parti'ye oy verse de dedi ki bu Suriyeliler politikanızı çok beğeniyor. AK Partiliyim ama doğrusunuz bu konuda siz haklısınız. Benim partim değil. Şimdi CHP'ye oy verenler de aynı şekilde. Evet Ümit Bey ben CHP'ye oy veriyorum ama size çok seviyorum. Sığınmacılar politikanızı da çok beğeniyor. Şimdi biz bu iki bloğun dışındayız. Biz diyoruz ki bu iki bloğun insanları birbirlerinin düşmanı değil. Bu çok yapay bir bölünme. Türkiye'nin düşmanı Türkiye Türkiye'yi felakete sürüklemek isteyen bu stratejik göç mühendisliğiyle ülkemize 13 milyon sığınmacı ve kacağı sokan emperyalizmdir. Türkiye'yi Suriye'ye dönüştürmek istiyorlar. Türkiye'yi Lübnan'a dönüştürmek istiyorlar. Ürdün'e dönüştürmek, Afganistan'a dönüştürmek istiyorlar. Emperyalizmin Türkiye'ye kurduğu tuzak ve emperyalizmin Türkiye'de kiraladığı fikir önderleri var, kanaat önderleri var. Bunlar da bilinçli bir şekilde beni ve Zafer Partisi'ni etkisiz hale getirmek için belirli suçlamalar yapıyorlar. İşte siz Hayır, bizim birey olarak veya topluluk olarak ne Suriyelilere ne Afganlara ne de Türkiye dışarıdan gelmiş herhangi bir insan grubuna karşı bir ön yargımız yok. Hatta şunu söylüyoruz: Allah kimsenin başına, Suriyelilerin başına gelen türden bir felaket vermesin. Ama bizim ülkemizin başına da gelmesin bu. Çünkü bakın Türkiye'de en fazla yapılan operasyon şimdi de işit operasyon. Yani şimdi bu işit nereden çıktı ve kimin içine gizleniyor? Bu Suriye'den gelen, Afganistan'dan gelen insanların içine gizleniyor. Türk topraklarında öğrenmedi bu. Yurt dışından getirildi. Türkiye'ye yerleşiyor ve 2019'dan itibaren de Türkiye Vilayeti programını uygulamaya koydu. Nedir Türkiye Vilayeti programı? Türkiye iç savaşı. Ya Türkiye'de iç savaş çıkar mı? Şimdi bakın. Evet çıkar ne yazık ki çıkar. Efendim iki tane ordum var ya Suriye'de iki tane ordum vardı kardeşim. Bir muhaberat vardı Suriye ordusu vardı. Buna rağmen 2009 senesinde Fransız Dışişleri Bakanı Londra'ya gittiğinde Londra'da İngiliz Dışişleri Bakanı ona ne dedi? Biz Suriye'de bir istikrarsızlaştırma programını yürürlüğe koyduk bize katılır mısınız? Dedi. 2011'de ne oldu? İki sene sonra iç savaş başladı. Şimdi 2009'da 2010'da 2011'in başında Şam'da aydınlara sorsanız ülkenizde iç savaş çıkar mı diye hayır derlerdi. Bu birinci dünya savaşı ikinci Dünya Savaşı için bile aynısını söylerlerdi. Kesinlikle. Yani bir ha. sabah uyanırsınız daha İngilizce tabirle böyle fade in fade out olmuyor bu hayatta böyle bir anda pat diye bombalamaya uyanmışlardı. Şimdi her gün sınırlarımızdan içeriye binle 1250 arasında kaçak giriyor mu giriyor. Çoğu silopi üzerinden mi giriyor çoğu silopi üzerinden giriyor. Peki bu bin 1250 kişi arasında sapık var mı var kriminal var mı var uyuşturucu kaçakçısı var mı var terörist var mı var bunların çoğu nereye gidiyor bunların çoğu Ankara İstanbul, İzmir gibi büyük kentlere gidiyor ve kalabalığın arasına dağılıyor. Bunların arasında istihbarat servisi elemanları var mı? Var. Bakın ya iktidar Allah'ın sopası yok ki böyle. İktidarın trolleri bana aylarca Mossad ajanı diye saldırdılar. Sonra Mossad ajanlarını mit yakaladı. Ne çıktı? Sığınmacılar ve kaçaklar çıktı. Üstüne üstlük bunların bazılarına vatandaşlık vermişler. Yetmemiş bir de iş vermişler. Bak tekrardan salak salak derim. Şimdi Avrupa ile sığınmacılar arasında bir setiz biz. O set biz Olmamıza rağmen, o setin bu tarafında çok büyük bir yığın olmasına rağmen Hollanda'da dün inanılmaz olaylar oldu. <laughs> İngiltere'de insanlar şikayetçi, diğer Almanya'da insanlar şikayetçi. Biz set olmamıza rağmen orada büyük olaylar çıkıyor da. Bu olaylar niye bizim başımıza gelmiyor? Biz yani niye bizim... görmüyoruz? Yani. Macaristan dışişleri bakanı daha Hakan Fidan'ın yanında iki gün önce ne dedi? Avrupa'nın mahvolmaması, çökmemesi için bunlar Türkiye'de kalsınlar. <laughs> güzel de kardeşim. Siz Avrupa'nın yıkılmamasını düşünürken biz Zafer Partisi olarak siz Avrupa Kalesini kurarken biz Anadolu Kalesini neden kurmayalım? Sizin kıtanızı savunma hakkınız var da bizim ülkemizi savunma hakkımız yok mu? Siz Avrupa'da Avrupalı kadınların rahat ve huzur içerisinde dolaşmasını arzu ediyorsunuz da biz Türkiye'de Türk kadınların ve Türk çocukların bu ülkede kendi ülkelerinde özgürce dolaşmasını neden arzu etmeyelim? Neden bizim hakkımız olmasın? Bak Biraz önceki Kanadalı firma Kanada'da bu yöntemleri kullanarak altın arayamazken neden benim ülkemde arıyor? Sorunu nasıl çözeceğinizle alakalı bir fikriniz de elbette var. O da tabii ki insanların sizin fikirlerinize icabet etmesi. Peki, ah Osmanlı gibi olsaydık, ah o dönemlere dönseydik yani insanlar. Şanlı şerefli bir tarihimiz var. Şöyle düşünüyor olabilirler mi? Türklük üzerinden gitmek yerine, kardeşim Osmanlı'da Pakistanlı da vardı, Afgan vardı, Mısırlı da vardı, Arap da vardı. Biz hep beraber bir Cihan imparatorluğuyduk. Tekrar Cihan imparatorluğu olmamız için yedi cihanı da ülkemizin içine soktuk. Ne güzel oldu. Böylece yayılacağız, Viyana kapılarına tekrar dayanacağız diyen bir bu nasıl ikna edeceksiniz? Bu zihni ikna etmeyi hiç düşünmüyorum. <laughs> Bakın, bak. çünkü demokrasilerde yüzde yüzün oyun almayı hedeflemezsiniz. Bunu biz başında söyledik zaten. Yani Atatürk'le sorunu olanlardan, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle sorunu olanlardan o istemiyoruz. Bu bahsettiğiniz küçük bir azınlık aslında. Çok büyük bir şey değil. Sesleri çok çıkıyor. Zamanın ruhuna uygun olarak sesleri çok çıkıyor ve çok çok çıkartılıyor. Ve doğrusu onlar için bir çaba sarf etmiyoruz. Allah şifa versin. Biz çabalarımızı ma ...makul çoğunluğa yönetmiş durumdayız. Ve onları anlatıyoruz. Tabii eğer ben ve arkadaşlarım haftada beşer kez televizyon programlarına çıksak... ...çıkabilsek büyük kanallarda ve haberlerde yer alsak çok daha hızlı büyürdük. Çünkü bizim ortaya koyduğumuz projelere kimsenin itirazı yok. Yani. Hatta görmemezlikten geliyorlar. Ya da sonunda mesela sığınmacılar meselesinde olduğu gibi biz de yollayacağız. Aman yani ekliyor. Ya gönüllü olanları yollayacağız. Ya gönüllü olanın senin yollamana ihtiyacı yok zaten gider. Yani diyoruz gönüllü tamam artık ben gönüllü oldum. <laughs> Bunlar geldi Ama bu bizim tezimizin ne kadar güçlü olduğunu Ve hem iktidarın hem sarı muhalefetin üzerine ne kadar büyük bir baskı yaptığını gösteriyor Şimdi bakın ben bazen arkadaşlardan mesaj geliyor Diyorlar ki işte Meral Hanım konuştu gözümüzü kapattık Ümit Özdağ metni yazmış Evet hakikaten mezarlıkların girişinde şey yazıyor Her canlı ölümü evet. tadacaktır Herkes Zafer Partili olacak en azından büyük bir çoğunluk. Şey e peki Milliyetçi Hareket Partisi, evet. Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. İçinde ülkücüler var, vatanperver insanlar var, geçmişi, Türkçülüğe ülkücülüğe dayanan insanlar var. Bu insanlar görmüyorlar mı sizin anlattıklarınızı peki? Görüyorlar ama şimdi konjonktür abi söyleyemiyorlar. Bize oradan da bir oy geliyor tabii. Biliyorum onu farkında olduğum için soruyorum. Mesele birazcık bazı şeyler zaman alıyor. Bazı şeyler de kaynakla ilintili. Yani kendiniz anlatabilmeniz için daha fazla kaynağımız olsa kitlelere daha hızlı ulaşırız. Ama bize mesela şöyle eleştirildik. Ya bir tek bu şu sığınmacılar şeyini var Politikanı sunuvar. Hayır çok politikanız var ama hepsini anlatmaya kalksak hiçbirisini anlatamayız. Ama şimdi sığınmacıları anlattık. Herkes biliyor. Artık diğerlerini de anlatmaya başlıyoruz. Mesela şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Evet. İstanbul. İstanbul'da bir deprem olacak. Ve her an bu deprem yaklaşıyor. Ve 6 Şubat'ta bir başka deprem yaşadık. 11 ilimiz. Ve bilinmiyor muydu bu deprem? Biliniyordu. 2019'da Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanlığı bir çalıştay yaptı. Ve dedi ki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyecek. 7.4 şiddetini bir deprem olursa ne olur? Cevabını biliyorsun. 6 Şubat'ta oldu. Peki o çalıştayla 6 Şubat 2023 tarihleri arasında bu 11 ilde ve Kahramanmaraş'ta yıkılmaya yakın binalar veya yıkılabileceği düşünülen binalar güçlendirildi mi? Hayır güçlendirilmedi. Depremden sonra insanların ilk aşamada çekilecekleri ve daha sonra da yerleşecekleri çadırların kuruluşa alanlar önceden tespit edildi mi? Bunların altyapıları oluşturuldu mu? Su boruları bağlandı mı? Tuvaletler hazırlandı mı? Hayır. Şimdi bir deprem sonrasında tuvaletin ne kadar önemli olduğunu erkekler değil ama kadınlar orada büyük bir ızdırap çekerek yaşıyorlar. Maalesef, evet. Biz bölgeden depremden ikinci gün akşamından itibaren otobüsle geçmeye başladık. Olsan bir otobüsümüzdeki kadın arkadaşlarımızın en büyük sıkıntısı yüzlerinde ızdırabı gördüm ben. Tuvalet olmamışım. Girdiğimiz her benzin istasyonu tuvaletler çalışmıyorlar. Siz de gittiniz. Sonra insanların içine girdik. Yani kadınlar yıkık duvarlı evlerin içerisine girip ihtiyaç yaşlarını karşılamak zorunda. Su yok. Bunlar daha önceden hazırlanırdı. Peki konteyner kentlerin kapalı şekilde açılmamış şeyler içerisinde, de, çadırlar vesaire bunlar bu illerin valiliklerine dağıtıldı mı? Hayır. Kentin değişik yerlerine konteynerler yerleştirip bunların içerisinde insanların kendilerini kendi başlarına kurtarabilecekleri malzeme koydular mı? Hayır. Hiçbir şey yapmadılar. Ve şimdi İstanbul bir depreme gidiyor. Ve ne diyor Murat Kurum İstanbul depremiyle ilgili? Eğer diyor İstanbul'da bu deprem olursa ki olacak yeterince hazırlık yapmazsak... Bayrak gider diyor, devlet gider, ülke gider. Tamam çok güzel. Murat Kurum da zaten 22 yıldan beri muhalefette olan bir partinin üyesi olarak bunu söyleme hakkına sahip. Adama sorarlar kardeşim 22 yıldan beri ne yaptınız İstanbul depremi konusunda? Bırak onu son 5 senede sen bu ülkede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptın. Birinci dereceden bu işin sorumlusu olan bir adamdın ve sen 6 Şubat depremine 11 ili hazırlamadın ve hazırlamadığın için de bu insan burada 10 binlerce insan öldü. Ve şimdi İstanbul depremine gidiyoruz. Peki sen İstanbul depremi için ne yaptın? Ben, bunu bütün Türk halkı tekrar hatırlamadı. İmar barışı yaptık. Değil mi? yılların tapu sorununu çözdük. Ne yaptık? Yani ruhsatsız binalara tapu verdik. 10 Aralık 2018 Erzurum'da açıklamış. İmar barışına müracaat. Ülke genelinde 8 milyon 900 bin. Elde edilen gelir 7 milyar 511 bin. İmar barışına müracaatlar 10 milyonu aşacaktır. Hakikaten aşıyor. Ülke genelinde 10 milyon 40 bin 406. Rekor İstanbul'da 1 milyon 747 bin 447 imar barışı için başvuru yapılmış. Bu ne biliyor musunuz? Bunlar ruhsatsız binalar. Peki bu binalar ufaklara ruhsatları verilmeden önce bu sorun çözülmedi mi? Hepsinin depreme dayanıklı olduğu incelendi mi? Hayır. 6 Şubat 2019 İstanbul Kartal'da. Yapı kayıt belgeli Yeşilyurt apartmanı çöküyor. 21 kişi hayatını kaybediyor. Öğleden sonra 4'te oldu bu. 19'da yaralı var. Peki bu bina gece saat 2'de çökseydi? muhtemelen 100-150 kişi ölecekti. İstanbul böyle bir depreme gidiyor. Ya. Önümde İBB'nin deprem çalıştığı raporu var. Beni bir devletle birlikte çalışan kuruma davet ettiler. Deprem konusunda uzman bir kuruluş. Dediler ki size bir simülasyon yapmak istiyoruz. Buyurun. Bilgisayarda İstanbul, Oğuzhan Bey böyle 250 metre, 250 metre kare alanlara bölünmüş. Bunun içine İstanbul'daki bütün binalar yerleştirilmiş yani. Nerede ne bina var, hangi sokak? Biz dediler hangi fay hatta, hangi şiddetle kırıldığında bir binanın nereye yıkılacağını, yıkılmanın çok ne tarafta anı, hangi caddenin kapanacağını vesaire biliyoruz. Hangi fay hattını hangi şiddetle kıralım? Dedim, nasıl? Söyleyin dediler. Avcılar dedim, Burada dedim 7.6 şiddetli bir deprem. Simüle dediler? Şimdi bakın bunun benzerini İstanbul Belediyesi yapmış 2018'de. 7.5 şiddetinde 48 bin ağır hasarlı bina. 194 bin orta ve üstü hasarlı bina. Yolların %30'u kapanıyor. 468 içme suyu noktası patlıyor. 365 doğalgaz noktası patlıyor ve yan çıkıyor. 1045'te lağım patlaması gerçekleşiyor. 48 bin ağır hasar yıkılmış demek. Bu korkunç bir rakam. Bugün İstanbul Belediyesi'nin önemli bir siyasi yetkilisiyle bir sohbetim oldu, bir toplantım oldu. Ben mesela İstanbul'da depremden sonra kurtarma için gerekli personeli 700 bin olarak biliyordum ve bana bunu Rönesans binasının önünde çalışan Antakya'da ekipler söylemişti. Deprem sırasında gittiğimde. Yeni hesaplamalar yapmışlar. 800 binin üzerinde İstanbul depreminden sonra kurtarma için müdahale gerek. Böyle bir güç yok Türkiye'nin elinde. Evet. Yok. Böyle bir kurtarma şeymiş. Ve İstanbul depremine gidiyoruz. Şimdi bu deprem biz bu yayını çekerken de yapılabilir. Ben iki defa depremi yaşadım canlı yayında. Birisi İstanbul'da 2011'de seçim sırasında NTV'de bir yeri de Adana'da yeni canlı yayın sırasında. Ben de deprem deprem olunca hep aynı tepkiyi gösteririm. Ya yapacak bir şey yok Allah'a sığınacaksın. Kelime işaret getireceksin. Ben de onu yaptım yani. Her iki seferinde de mesele olduğunda değil. Daha olmadan Tabii. ne yapacağımız şimdi bakın burada biz Zafer Partisi olarak sığınmacılar meselesiyle birlikte İstanbul depremini en hayati mesele olarak görüyoruz Türkiye için. Çünkü hakikaten Murat Kurum'un söylediği doğru. Bu depremi engellemek için hiçbir şey yapmadı ama evet, bu deprem Türkiye'ye çok ağır bir darbe indirecektir. Onun için bu depreme yönelik şimdiden çok ciddi hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Bunların birincisi. Gittiler diyor ki biz yakıp yıkıp yenisten yapacağız. Bir defa bu çok uzun bir yol ve çok pahalı bir Naci yol. Naci göre, göre 20 yıl sürer. Evet. Türkiye'nin böyle bir kaynağı yok. Türkiye'nin böyle bir zamanı yok. Kimse kimseyi zengin etmeye çalışmamalı. Yeter artık. İstanbul'un acil çözümlere ihtiyacı var. Biz İstanbul Belediyesi'ne eğer alırsak acil çözüm yoluna gideceğiz ve yöntemimiz mevcut binaların güçlendirilmesi olacak. Yıkılması gereken bina sayısını depremde yıkılacağı %100 ve güçlendirilmeyle ayakta tutmak mümkün olmayanlara yönlendireceğiz. Bir, iki, İstanbul'un birçok sokağı at arabasına göre tasarlanmıştır. Eski yerler şartlarda. At arabasının geçeceği kadar geniş olan yerlerde eğer deprem gerçekleşse gereken tedbirleri almadan insanları kurtarmak için bile yaklaşmak mümkün olmayacak. Özellikle bu bölgelerde çok hızlı bir çalışma yapmak gerekiyor. Bunun için Zafer Partisi olarak diyoruz ki biz bir hızla binaları güçlendirme sürecini başlatmalıyız. Bununla ilgili birçok çalışma yaptık. Birçok yöntem var. Betonerme taşıyıcı sistemi kurulabilir. Çelik mantolama sistemi kurulabilir. Şu kolon. Bu kolonun etrafına çelik geçirebilirsiniz ve öyle ayakta tutabilirsiniz. Piston türü sönümlendiriciler var. Bina Binaları takviyede kullanıyorsunuz evet. bunları. Benzer bir takviye yöntemi. Bu bir fabrikada bunu kullanmışlar. Bütün bunları üniversitelerle çalışarak yaptık. Yani Bilinmeyen şeyler değil. Mesela bu Japonların kullandığı bir yöntem sismik izolatör. Bunu normalde bina yapılırken, yapılmadan yapıyorlar, evet. temele yapıyorlar. Ama sonradan da yapılabiliyor. Ama sonradan da yapılabiliyor. Çok zor olmakla Şu, birlikte. Şu ray gibi. Evet. Harici evet. çerçeveyle güçlendirme yöntemi. Binaya dışarıdan bunu giydiriyorsunuz. Mevcut kolonlara bu sistem monte ediliyor. Ve kolon mantolama dediğimiz bir sistem var. Şimdi bunların en büyük avantajı ne biliyor musunuz? Maliyet çok daha düşük. Yüzde on, yüzde yirmi. Diğerine göre, yıkıp yapmaya göre. Bir de şu, şunu da ifade edeyim parantez içinde. Bir binayı siz deprem öncesinde kendiniz yıkıp yaparsanız maliyeti 100 lira. Depremde yıkılırsa yaparsanız 700 lira. Çok büyük. Şimdi biz daha da küçük bir maliyet öneriyoruz. O 100 liranın da 10 lirasını öneriyoruz. Ve burada en kolaylardan bir tanesi lifli polimer. Bunun için İstanbul Büyükşehir belediyesinde mevcut şirketlerden birisini bu sistemi üretir ve uygular hale getireceğiz ya da bunun için yeni bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bölüm oluşturacağız. Öncelikle okullardan başlayacağız. Hastane binalarını güçlendireceğiz. Hiçbir hastane, hiçbir okul bu şehirde yıkılmayacak. Hiçbir öğrenci yurdu yıkılmayacak çünkü öncelikle onlar güçlendirilecek. AVM'lerin deprem sonrasında sığınak olarak, barınak olarak aynı zamanda halkın tuvalet ve yiyecek ihtiyacını karşılayacağı yer olarak kullanılmasını sağlayacağız. Soygun olur diye yıkılmayan AVM'lere giriş yasaklandı deprem bölgesinde. Onun için depremden önce AVM'lerin iç güvenliğini de soygun olmaması vesaire için onu da sağlayacağız. Alternatif yollar açacağız. Depremden sonra insanların su ihtiyaçlarını, banyo ihtiyaçlarını, tuvalet ihtiyaçlarını karşılayacakları yerleri önceden oluşturacağız ve altyapısını temin edeceğiz. 1999 depreminden sonra bir ara yapıldı ama sonra tasfiye edildi. Kim yaptıysa onu bilmiyorum tasfiyeyi. Depremin ağır vuracağı yerleri biliyoruz, ilçeleri biliyoruz. Bu ilçelerin değişik yerlerine, karakollara yakın yerlere özellikle halkın kendi kendisine de yardım edebileceği sistemleri koyacağız. Deprem olursa vatandaş ve oradaki emniyet güçleri hemen açıp acil ilk müdahaleye kendi ve kendilerine başlayacaklar. İstanbul Belediyesi olarak bunu Azmi Başkan'la da uzun uzun konuştuk. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında uzmanlaşan vatandaşlardan İstanbullulardan İstanbul Belediyesi bazı ücretleri bedelini almayacak otobüse vedava binecek. Kimliği olacak. Suyu ucuza kullanacak. Kimliği olacak vesaire. Ben yani bu tür teşvikler, teşvikler. oluşturacağız. Ama İstanbul'un bakın en önemli tehdit İstanbul karşısındaki depremdir. İki sığınmacılardır. 4 milyon sığınmacı var bu şehirde. Ve kaçak var. Sokaklarda rahat yürüyemiyor İstanbullular. Otobüslerde rahat gidemiyorlar. En son insan söyleyemiyor bu kadar büyük pisliği. Çünkü biz İstanbul'u güvenli bir şehir haline getirdik. Midesi bulanmış milletin siyasetten. İstanbul'da kim aday bilmiyorum. Aman efendim dinlemiyoruz. Bunun negatif bir yönü var mı bütün bu sorunları anlatan sizler için besmeyi anlarım ama bunun geçici olmasını arzu ederim çünkü hayatımızı siyaset şekillendiriyor kahvede ya da okul kantininde birbirimize seslenmeyeceğimiz üsluplarla insanlar siyasette birbirlerine seslenmeye başladılar Türkiye ayrışmış bir toplum ve kutuplaşma çok yoğun yaşanıyor. Nefret dili hakim ve popülist liderler ki Erdoğan bir popülist lider kutuplaşmayı severler ve kutuplaşma üzerinden siyaset yaparlar. Ben 2009'da Erdoğan'ın kutuplaşma siyasetinin o güne kadar meşru bir siyaset olduğunu ama artık Türkiye'nin milli güvenliği için bir tehdit haline dönüştüğünü söylemiştim. Daha sonra 2015-2016'da dünyadaki gelişmelerle ilgili bir sene sonrası ile ilgili öngörü yapan stratejik araştırma merkezlerinin raporlarını değerlendirince gördüm ki Türkiye dünyadaki ki 10 en bölünmüş toplumdan birisi olarak görülüyor. Mesela diğerleri Irak, Suriye. Bunlar iş savaş yaşamış zaten. İsrail, Gazze şu anda savaş yaşıyor. Yani böyle toplumlarla Türk toplumu yan yana böyle bir kutuplaşmayı yaşıyor. Hem Kemal Bey'e hem Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda birer rapor yolladım. Ve Kemal Bey'e bizzat gittim izah ettim. Selçuk Özdağ o zaman AKP milletvekiliydi. Benim akrabam değil ama arkadaşım. Ona rica ettim dedi. bunu Recep Tayyip Erdoğan'a götürüp. Bu Türkiye bu kadar ayrışmışlığı kaldıramaz. Fakat hem Erdoğan bunu sürdürüyor hem muhalefet bunu sürdürüyor. Toplumda da bu ayrışmışlık var. Biz bu ayrışmışlığın dışına partiyi daha başlangıçtan konumlandırdık. Ve öyle konumlandırdık, öyle doğru kültürel kodlar üzerine oturttuk ve ondan sonra çizgimiz aslında o kadar birleştirici ki hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem AK Parti'den oy alıyoruz. Hem İyi Parti'den oy alıyoruz hem MHP'den oy alıyoruz. Bugün bir AVM'de dolaşıyoruz. Bir kadın geldi. Herhalde 45-50 yaş arasında. Oğluyla birlikte. Oğlu fotoğrafımızı çekti. Sonra döndü. Dedi ki Ümit Bey siz cansınız. Sonra biraz daha yürüdük. Bir delikanlı geldi. Dedik ki ya iyi ki varsın abi. Dedim ki nerelisin? Diyarbakır Silvanlıyım dedi. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz dedi. Çektirdik. Biz toplumun her kesimine usandık. Bizi oy vermese de sempatiyle bakıyor. Çünkü bir şeyi görüyorlar. Biz rant siyaseti yapmıyoruz. İki, kıvırmıyoruz ya. O istemediklerimizi söylüyoruz. Onlarla uzlaşmaya niyetimizin olmadığını da söylüyoruz. Yani Atatürk konusunda uzlaşmayız mesela. Türkiye'ye düşmanlarla uzlaşmayız. El sıkışmayız. Bu devleti yıkmaya çalışan FETÖ'ye taviz vermeyiz. İŞİD'e taviz vermeyiz. Selefi cihatçıları hoş da görmeyiz. Türk toplumu da hoş görmüyor zaten. Ve biz bu anlamda bize oy vermese de bugün için geniş bir kesimin sempatisini kazanmış bir partiyiz. Şimdi hedefimiz mümkün olduğunca daha geniş seçmen katmanlarını biraz da gençliğin desteği ve lokomotif görevini yapmalarıyla, bizi anlatmalarıyla yani ailelerine bizi anlatmalarıyla genişletmeyi hedefliyoruz. Çünkü Türkiye'nin önünde çok uzun süre yok. Dünya büyük bir kaos içerisinde, bölgemiz kaos içerisinde ve bu kaos Türkiye'ye sıçratılacak. Ben de içinde olduğum için beni de zaman zaman yapılanlar midemi bulandırıyor. Siyaseti kendisine hizmet için kullananları görünce midem bulanıyor. Büyük ideallerden bahsedip ondan sonra zerre kadar menfaat için satanları görünce midem bulanıyor. Ama öte yandan da şunu düşünüyorum. Ben yaşındayım. 23 yaşındaki gençler daha da bu ülke için savaşıyorlar. Şehit oluyorlar. Yani. 21 yaşında insanlar şehit olarak bu cumhuriyeti bize bıraktılar. Bizim küsmeye, kızmaya hakkımız yok. Biz bıkmadan, usanmadan Türk halkına Türkiye'nin sürüklenmek istediği felaketi anlatmalıyız. Bunu durdurmak için yapmamız gerekenleri anlatmalıyız ve ikna edici şekilde anlatmalıyız. Birinci seferinde ikna edemeyebiliriz. ikincisinde ikna edebiliriz. Onuncusunda ikna ederiz. Ve bıkmadan, usanmadan anlatmalıyız. Çünkü biz bir bir kişiye bir şey anlatıyoruz. 50 tane de farklı görüş aynı kişiye iletiliyor. Ve onun da bir fikir terörüne maruz kaldığını, üstelik bilgi çağında daha fazla ve daha kolay bu yanıltılmalara yönlendirildiğini görüyoruz. Benle ilgili diyor. Japonya doğumlu Yahudi. <laughs> Şimdi bunu 50 defa duymuştur ben Kenan. Şimdi öbür çıkıyor diyor ki ya işte bunlar diyor İslamiyetsiz bir Türklüğü savunuyorlar. Ya kusura bakma kardeşim biz partiyi nerede kurduk biliyor musun? Nasıl kurduk? Anıtkabir'e gittik. Sonra Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahına gittik. Türkistan'a. Siz o sırada Brüksel'e uçuyordunuz. Oradan da ara bilet Washington'a devam ediyordunuz. Hoca Ahmet Yesevi'den aldığımız toprağı da Hacı Bektaş Veli'ye getirdik. Ama tabii bunu herkese anlatmak için de zamana ihtiyacımız var. Kaynağa ihtiyacımız var. Yine mesela bir seçime gidiyoruz. Herkes büyük şeyler alıyorlar. Partiler hazineden yardım alıyorlar. Biz böyle bir yardımımız yok. Ben yani en son demografik işgal kitabımı imzalıyorum. 500 lira ve 1000 lira üzerinde yardım yapanlara dedim. Sağ olsun Türk halkı bankaya bağış yapmaya başladı. Bir miktar para toplandı. Şimdi onu kullanacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gittiğinizi anlatıyorsunuz. İlkelerinin altını çiziyorsunuz. Sizce o dönem Mustafa Kemal Atatürk'ün karşı karşıya olduğu durumla bugünkü durum arasında bir fark var mı? Bugün daha mı tehlikeli dünden yoksa bugün de dün gibi Mustafa Kemal Atatürk'lerle atlatılabilecek bir durumda mıyız? Hiç şüphesiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk karşı karşıya olduğu durum çok daha ağır. yaslanmayacak kadar. Bugün de mesela PKK'lılar çıkıp cayır cayır bizim sokaklarımızda Abdullah Öcalan'a özgürlük ya. istiyorlar. Diğerleri hilafet yürüyüşü yapıyorlar. Herkes rahat rahat terör propagandası yapabiliyor. Halen FETÖ'yü güzelleyenler var. Resmen artık Atatürk'ün adına hakaret etmek popülerleşmiş durumda sosyal mecralarda. Siz ama diyorsunuz ki bunlar kuru gürültü mü? Şimdi bakın Kasım 1918'de Mustafa Kemal Haydarpaşa'ya geliyor Adana'dan ve Osmanlı Mondurusu imzalanmış. Bütün ordu yenik bir şekilde terhis edilme süreci içerisinde. Bu savaş ne zaman başlamış? Mağlup olduğumuz savaş 1914'te Hayır. Bu savaş 1683'te başlamış. 1683'ten 1918'e kadar geri çekilmişiz. Ve Mustafa Kemal de 1911 Trabluskart'tan itibaren 8 sene geri çekilen bir ordunun içinde. Bizzat yaşıyor bunu. Şimdi 1918'de Türkiye 9 milyon. Yüzde ikisi 3'ü okuma yazma biliyor. 3 temel beyazı yapamıyor. Bir üretim yok. Doğruduruz doktor yok. Doğruduruz eczane yok. Doğruduruz üniversite yok. Zaferler çok geride kalmış. En son zafer Plevne zaferi. O da bir savunma zafiri. Sonunda mağlup olunan. 1683'ten itibaren geri çekilen bir oldudan bahsediyoruz. Bu çerçeveden baktığınızda Mustafa Kemal olağanüstü bir şey başarıyor. Efendim işte Mustafa Kemal olmasaydı Hayır olmaz arkadaş. Yani bak tarihte kişilerin büyük rolleri var. Sezar ne zaman öldürüldü? Mart 44. Milattan önce. Şimdi Sezarsız Batı tarihini izah etmemiş mümkün mü? Hayır mümkün değil. Kişilerin tarihte oynadığı rollerle Atatürk'ün de Türk tarihinde olağanüstü büyük bir rolü var ve olağanüstü büyük bir zamanda, zor bir zamanda olağanüstü olumsuz şartlar altında büyük bir şey başarıyor. Onun için Mustafa Kemal'in kıyasla Türkiye'nin bugün karşı karşı olduğu durum karşılaştırıldığında biz çok daha kolay bir görevle karşı karşıyayız. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık ve bu 100 yılda büyük mağlubiyet yok. Küçük galibiyetler var. Küçük şeyler var. Bunlardan canımız sıkılıyor. Ege'de 2004-2008 arasında adalarımızın işgal edilmesine izin verdik. Süleyman Şah Türbesi Türk toprağıdır. İşit karşısında kaçtılar, kaçırdılar. Türk ordusunu çektiler. AKP kaçtı. Buna izin verdik. Musul'da başkonsolosluğumuzun basılması ama Hatay'ı yer aldık bu yüzyıl içerisinde. Toprağımız geniş Kıbrıs'ta bir devlet kurduk. Daha yeni bütün olumsuzluklar içerisinde kabul edelim. Azerbaycan'la birlikte Ermenistan'ın yenilmesi büyük bir vakaldır. Evet. Türk Cumhuriyetleri bu dönemde bağımsızlıklarına kavuştular. Cumhuriyetimiz döneminde ve şimdi Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Türkiye ağır borçlu bir ülke ama zengin bir ülke. Doğru yönetilirse bu borçlarını ödeyebilecek bir ülke. Üniversite sayısı, evet, çok fazla apartman üniversite var. Biz çoğunu kapatacağız. Meslek liselerine büyük bir geri dönüş yapacağız. Yani yanlış şey var ama zemin müsait. Büyük de tehditler var. Bu tehditler de durdurulabilir. İstanbul depremi büyük bir tehdit ama bunu aşabiliriz. Yine bu deprem olur ama biz bundan çok az zararla bu depremden kurtulabiliriz. Sığınmacı ve kaçaklar Türkiye için büyük bir tehdit ama doğru yöntemlerle bunları vatanlarına gönderir ve ülkemizin güvenliğini sağlayabiliriz. FETÖ Türkiye için büyük bir tehdit. FETÖ bir Haçlı Seferi ülkemize yönelik yapılmış. Bakın Haçlı Seferi. İlk Haçlı Seferi 1096'da yapıldı. 1071'de biz geldik Anadolu'ya. 1084'te İznik'te başkent yaptık. Ondan 12 sene sonra ilk Haçlı Seferi. 200 sene sürdü bu Haçlı Seferleri. Hepsine direndik. Anadolu'yu vatan yaptık ama Soğuk Savaş sonrasında Türkiye'ye yönelik yeni bir Haçlı Seferi başlatıldı. Bunlar mankurtlaşmış Haçlı Sovalyeleridir. İslam'la da ilgisi yoktur. İmanın şartlarını bile üçe indirecek İslam'ı böyle deforme eden bir yapıyla karşı karşıyayız. Ama iktidar bunları iktidara ortak etmiştir. Paralel devlet kurmalarına izin vermiştir şimdi tekrar bir geri dönüş süreci içerisinde ama artık Zafer Partisi var. Tabii. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Bir geri dönüş süreci geri dönüş olduğunu mu düşünüyorsunuz? Geç. Hepsini bir arada değerlendirmek lazım. Bu süreç yeni başlamadı. Adım adım stratejik bir mücadele verilmediği için diğer cemaat ve tarikatların içerisine renk değiştirerek gizlendiler. Türkiye buna isim veremez. Bir daha bir FETÖ macerası kaldıramayız. Bunu da düzeltiriz. Özetle aşılmayacak sorunlarla karşı Anladım. karşıya değiliz. Geleceğe umutla bakmamız gerekiyor. Ben burada Atatürkçü Türk gençliğine tekrar şu mesajı vermek istiyorum. Atatürk'ü seviyorsanız Atatürk'ün size bıraktığı mirasa sahip çıkacaksınız. Atatürk'ün size bıraktığı miras Türkiye Cumhuriyeti'dir. Peki nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti'nin milli üniter layık? Milli üniter layık Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmıyorsanız Atatürk'ü gerçekten sevmiyorsunuz demek. Atatürk'ün idealini ve eserini yaşatacaksınız. Bunun için mücadele edeceksiniz. Bu vatan sizin vatanınızdır. Bu vatanı bırakıp başka vatanlar kendinizi aramayın. Yurt dışına ancak Atatürk'ün söylediği gibi kıvılcım olarak gidip meşale olarak geri dönmek için. Siz yoktunuz diyelim hocam. Zafer Partisi ile ilgili bir atılım da gerçekleştirmediniz. Koltuğunuzda milletvekilliğinize devam ettiniz. Hiç sesinizi çıkartmadınız. Öyle bir durumda hiç kimse müdahale etmezse, uyaranlar çıkmazsa bu ülkenin tam olarak bu gidişatla 5 sene sonra nerede olacağını öngörüyorsunuz hocam. Sığınmacı ve kaçaklar meselesi Türkiye'nin siyasi gündeminde olmazdı. Bütün partiler entegrasyon yöntemleri üzerine konuşurlardı. Bunlara nasıl iş bulacağız, nasıl vatandaşlık vereceğiz, nasıl askere gidecekler, nasıl devlet memuru olacaklar Bunlar üzerinde yoğunlaşma olurdu. Türk gençliğinde daha büyük bir kızgınlık, öfke uyandırırdı. Ama bir seçenek olmadığı için de yurt dışına Türk gençlerinin gitmesi daha hızlı olurdu. Bu arada düşünün ben PKK terör örgütüne karşıyım diyor birisi sözde. Ama PKK terör örgütünün siyasi koluyla da el sıkışıyor. Onunla birlikte siyaset yapıyor, seçimlere hazırlanıyor. Şeyh Said'e de vatan haini diyemem diyor. Diğeri de Şeyh Said'in ismini Diyarbakır'da bir Diyarbakır. caddeye veriyor. Zafer Partisi olmasaydı bu şok doğal olurdu. Zafer Partisi olduğu için hayır Şeyh Said bir vatan hainidir. Bir vatan hainine verilmesi gereken ceza kendisine verilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı miras bu şekilde savunulmaz diyor. Mustafa Kemal'in mirasını tavizsiz savunuyor Zafer Partisi. Zafer Partisi olmasaydı Atatürk'ün mirası tavizsiz savunulmayacaktı. Bu da meselenin ikinci boyutu. Deprem konusunda bizim politikamız İstanbul özelinde görülmekle birlikte deprem sadece bir İstanbul meselesi değil. Türkiye'nin birçok şehri deprem kuşağı üzerinde. Biz İstanbul için önerdiğimiz yöntemleri diğer kentleri için de öneriyoruz ve belediye başkanı adaylarımız deprem kuşağındaki illerde benim bu akşam sizlerle paylaştığım daha önce de sorduğum sosyal medyada paylaştığım yöntemleri kendi seçmenlerine anlatmaya devam edeceklerdir. Bizim tabii fark yarattığımız alan sadece bu değil. Bakın köy okullarını açacağız. Kuleli'yi açacağız ve Deniz Lisesi'ni açacağız. Hava Lisesi'ni açacağız. Askeri ortaokulları açacağız. Ortaokulda alacağız. Ama bir şans vereceğiz. Ortaokuldan sonra liseye devam etmez istemezse bir tazminat istemeyeceğiz. Ama tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan kaynağı Kuleli'den Hava Lisesi'nden ve Deniz Lisesi'nden çıkmaya başlayacak. Yine askeri yargıyı kuracağız. Askeri hastaneler sistemini kuracağız. Bunlar olmazsa ne olur hocam? Bunları Bunlar kurmadınız. Olmazsa size dün akşam bir dostumla askeri doktorla, eski askeri doktorla sohbeti anlatayım. Bir akrabasını götürüyor. Kendisi birlik komutanına teslim ediyor. Ve gitmeden de bir başka komutanı, o birliğin komutanını arıyor. Geliyor işte bizim arkadaşımız. Ondan sonra yardımcı oldu diye. Gidiyorlar. Ne istiyorsun diyor. O da işte bizim yeğenimiz diyor. Size emanet ediyoruz. Şu konularda çok uzmandır diyor. Komutan kurmay Kurmaybaş başkanını çağırıyor. Al diyor, bu arkadaşı şu konularda görevlendir. Zaten sen de böyle birisini arıyordun. Onlar gittikten sonra diyor ki bak şimdi sana bir şey anlatayım. Askeri doktora dönme. Biz diyor operasyondaydık. İki askerim diyor yaralandı. Terörist saldırıyı defettik. ettik. Kaç teröristi öldürdük. Arkadaşlarımızı da diyor hemen Diyarbakır'a yolladık. Sabaha kadar diyor ben sürekli hastaneyle irtibat halinde oldum. İlk önce diyor bana bilgi geldi ve dedi ki arkadaşlar doktor şimdi ameliyatta arkadaşlarımız dışarıda. Doktor ameliyattan çıktı. Bizim birinci arkadaşımızı aldı ameliyatta. Sonra Tekrar bilgi geldi. Doktor birinci hastayı çıkarttı arkadaşımızı çıkarttı. İkinci arkadaşımız ameliyata aldı. Sonra tekrar sordum ne oldu. İkinci arkadaşımız da ameliyattan çıktı. Hayati bir tehlike ikisinde de yok. Konu üzerine sabah artık yaklaşmıştı. Ya ben bir de doktorla konuşabilir miyim arkadaşlar yardımcı olursanız diye aradım. Doktor dördüncü ameliyata girdi. O zaman da ben bir dua ettim diyor. İlk iki duayı arkadaşlarımız şehit olmasınlar başlarına bir şey gelmesin diye. Üçüncü duayı da bir gün bu doktora benim bir yardımım olur inşallah inşallah diye ettim. Diyor şimdi buradasın. İşte askeri isimlik budur arkadaş. Genel seçimler kadar ciddiye alınmayan bir yerel seçim maratonu var. Şurada kaldı bir buçuk ay, bir ay. Evet. Yani bunun önemini, bunun içerisinde Zafer Partisi'nin olmasının önemini, gerekliliğini gençlerle lütfen paylaşınız sonra evet. da veda edelim. Evet. 31 Mart'ta yerel seçimler var ve bu seçimlerde Zafer Partisi'ne verilecek her oy öncelikle bu ülkeye 13 milyon sığınmacı ve kaçağın gelmesine ve her günde binle 1250 tanesinin sınırımızdan kaçak girmesine bir itiraz anlamına gelecektir. Efendim biz de karşıyız ama A partisine B partisine veriyoruz. A partisine ve B partisine veriyorsanız oyunuzu karşı olduğunuzu siyaseten ifade etmiyorsunuz demektir. Ve siyaseten ifade edilmeyen fikirlerin siyasette de bir karşılığı olmaz. O zaman bu durumla yaşamak durumundasınız. Daha fazla gelecek ve daha fazla gelecek. Üstelik bunların buradaki sağlık masraflarını özellikle Suriyelerden bahsediyorum. Eğitim masraflarını, ilaç masraflarını ve diğer masraflarını siz ödüyorsunuz. Her birisi için şu ana kadar ödediğiniz para 2000 dolardan fazla. Bu 60 bin liradan fazla anlamına geliyor. Bunu daha ne kadar daha fazla ödemek istiyorsunuz. Eğer geri dönmelerini istiyorsanız, sınırların güvenli olmasını istiyorsanız oyunuzu Zafer Partisi'ne vererek bunu ifade edebilirsiniz. Ama bunlar yerel seçimler, yollayamazsınız. Doğru. Ama Zafer Partisi'ne verirseniz oyunuzu, sizin oturduğunuz belediyede, Zafer Partisi'nin yönettiği belediyede o il veya ilçe sığınmacılar için, kaçaklar için bir cazibe merkezi olmaktan çıkacak. Belediyenin kaynaklarından yani sizin vergilerinizden sığınmacılar için para harcamayacağız. İki, Zafer Partisi'nin yönettiği belediyelerde sığınmacılar, kaçaklar belediye hizmetleri için Türklerin ödediğinin 3 katını ödeyecekler. Kaçak iş yerlerinin tamamını kapatacağız ve iş yeri ruhsatı vermeyeceğiz sığınmacılara ve kaçaklara. Sadece bunlar mı? Hayır biliyorsunuz ülkemiz bir uyuşturucu cenneti haline geldi. Biz Zafer Partisi'ne seçtiğiniz belediyelerde Türk gençliği ile uyuşturucu arasına bir spor duvarı çekeceğiz. Her mahallede spor tesis yapacağız. Bakın futbol sahası yapmak çok pahalı değildir. Voleybol sahası yapmak, basketbol sahası yapmak, üstü kapalı spor alanları yapmak çok pahalı değildir. Belediyelerin yeterince imkanları var bunları yapabilecek. Yapmıyorlar. Neden biliyor musunuz? O araçları peşkeş çekiyorlar. O araçları müteahhitlere vermek daha karlı geliyor. Biz size ait olanı size vereceğiz. Çocuklarımıza vereceğiz. Atanamayan öğretmenleri de belediye bünyesinde spor okullarında görevlendireceğiz. Böylece, şu konuda size güvence veririm, Türk gençliğiyle uyuşturucu arasına bir duvar çekilecek. Aynı zamanda belediye zabıtasını uyuşturucuya karşı istihbarat eğitiminde ve polise istihbarat aktarmada özel bir eğitim içerisine alacağız. Yani biz sadece yol, su yapmayacağız. Sadece çöpleri toplamayacağız. Biz yaşadığınız kentlerin daha güvenli hale gelmesini de sağlayacağız. Ve kentleri sığınmacılar için cazibe merkezi olmaktan çıkartacağız. Yerel seçimlerde bu kadar. Genel seçimlerde bize dönmeleri için, göndermemiz için yetki verirseniz inanın bunu da çok severek yapacağız. Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza Sağ, 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 hocam. sağ, ol. sağ ol. Hoşçakalın, görüşmek üzere.